Hasta 7 tane hasta geldi. 5 tanesi erişkin hasta, 2 tanesi çocuk hasta. Bir tanesi çocukların 2 yaşında, bir tanesi 7 aylık çocuklar. Toplam 5 hastanın bir tanesi ağır bir zehirlenme bulgusu getiriyor. Dedeleri balıkları pişiren ve en daha çok yiyen, tüketen kişilerden bir tanesi o. Akşam gece 11 gibi geldi hastalar. Genel durumları orta idi ama giderek kötüleşti. Entübe ettik dedeyi. Onun dışında diğer hastalarımız genelde uyuşma, halsizlik, yakınmaları var. Genel durumlar daha iyi. Verdiğimiz tedaviyle daha da toparladılar. Şimdi esas dedeyle uğraşıyoruz. Onu da entübe ettik. Yoğun bakımda takibini yapıyoruz ağacın yoğun bakımı içerisinde. Antidotlarını, uygun tedavilerini sağlamaya çalışıyoruz. Onun dışında diğer hastalarımız daha iyiler. Hocam bir de bebek hastamız var galiba. Onu anne sütünden geçiyor. Evet, o da anne sütünden geçen bir hasta var. Bir tanesi de büyük olan bebekte. O da tüketmiş. Şu an için herhangi bir bulguları kalmadı. Genel durumları iyi. 24 saat içerisinde de herhangi bir bulgu olmazsa gözetim amaçlı yakından takip ediyoruz hastaları. Taburcu edeceğiz büyük ihtimalle. Erken müdahale sayesinde mi böyle kötü olacaklar? Tabii biraz erken müdahalinde bunda önemi var. Fark edilmeleri ve semptomların ortaya çıkışıyla hızlıca müdahalenin bu hastalar için önemli. Spesifik bir antidotu yok, özel bir tedavisi yok. Destek tedaviyle hastaları tedavi ediyoruz. Tabii en büyük şeylerden bir tanesi bu balığın çok zehirli olduğu, derisinin, dokularının da çok zehirli olduğunu unutmamak gerekiyor. Fark etmeden mi yemişler hocam? Evet, fark edilmemiş. Yani balığı tanımamışlar açıkçası. Balığı da bunu yiyor. Yiyor. Yani evet, balon balığının düşmanı aslında kesinlikle. Bunu yememek gerekiyor. Böyle bir koruma dengesi, o ödeme yapılacak. Aslan balığı. Aynı şekilde şuna bakıyor. Aynı aslan balığı görüyoruz. Aynı. İnşallah hepsini yiyordur.